Hi guys, welcome to the new video of Kablosuz Kedi. This is Gökhan Kandemir. Well, today we're gonna do something different but firstly I have to thank you to Typhoon Erbilen because he encouraged me for making this video series. So what is the subject of video series? So I'm sure about that so all you know there is a style guide, Airbnb JavaScript style guide. In this video series, we will translate it English to Turkish. Let's dive in. Yani hadi başlayalım. Aslında let's dive in tam olarak e, hadi başlayalım değil, ama bu şekilde de kullanılabilir. Tamı tamına bizim e, video serimizin video serimizin e, bir tasviri oldu bu durum. Ne gibi? Let's dive in aslında hadi dalalım, hadi bu işe bir girişelim gibi kullanılıyor ama yani hadi başlayalım gibi de bence çevrilebilir. Bu yüzden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani let's start, let's get started, ne bileyim let's do it, let's go gibi kalıplarda kullanılabilir. Hadi başlayalım için. Fakat let's dive in çıktı ağzımdan ve let's dive in'i de ben o şekilde çevirdim. Aslında bu bizim bütün video serisi boyunca yapacağım işlemin bir özeti. Eee Airbnb'nin JavaScript style guide'ını biz çevireceğiz Türkçeye. İngilizceden Türkçeye çevireceğiz ve bu noktada belki bazı noktalarda birebir çeviri yapacağız, bazı noktalarda da yapmayacağız. Bazı noktalarda bize göre daha anlamlı olan yerlerini anlamlı olacak şekilde çevirmeye özen göstereceğiz. Elimden geldiğince bunu yapacağım önemli bir not bırakalım buraya ben İngilizce eğitmeni değilim İngilizce öğretmeni değilim İngilizce eksperti değilim bu noktada videoların altında şurası şöyle olsaydı daha iyi olabilirdi gibi eğer uyarılarda da bırakabilirsiniz bir diğer not daha bu videoların uzun olma ihtimaline karşın kameralı kamerayı devamında kapatacağım. Ee, devamında kapatacağım ve kapattığım zaman yani sadece ekranla karşı karşıya ve benim sesimle karşı karşıya kalacaksınız ama videonun başında ve sonunda ben olacağım çünkü neden videolar uzadığında benim e, görüntüm de olduğu için bu videoların render süresi çok uzuyor render süreleri çok uzarsa ben bir iş yapmaktan uzak kalıyorum bir iş yapmaktan uzak kaldığım zaman ben böyle videoları çekmekten e, uzak duruyorum. Kısacası beni bir sonraki video çekmeye ikna etmek için kamerayı kapatıyorum açıkçası. Tamam? Yani kendi içimde koymuş olduğum bir şey. Bundan dolayı kamera olmayacak arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Evet, bütün hatırlatmaları yaptık ve style guide'mizi hemen incelemeye başlayalım. Evet Airbnb JavaScript Style Guide. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. bunun üzerinden şimdi birazcık konuşacağız. Şimdi buradaki olay ne? İlk olarak Airbnb'nin kendi içinde kullandığıdır muhtemelen ya da kullanmadı ama dünyaya bırakmış olduğu, vermiş olduğu çok güzel bir araç. Yani sizin kodunuzun belli bir standartta olması, performanslı olarak daha performanslı çözümü, daha hatalardan kaçınılacak çözümü size uygulaması, uygulamak için verilen Oluşturmuş ee, oluşturulmuş bir kılavuz diyebiliriz buna. Gerçekten de hani zaten aşağıya doğru indiğimizde de diyor ki işte mesela kötü, iyi bu şekilde bize geri dönüşleri de var. Bunları bu şekilde bakın, bunları bu şekilde bakın, yapın gibi. Ee, bunu nerede rastlayabilirsiniz? Kendiniz kurabilirsiniz ama onun haricinde bir de ESLint üzerinde de zaten denk gelmişsinizdir. Mesela View Projects'i falan kurduğumuzda da Linting'i aktif hale getirdiğinizde linter'ı Orada seçtiriyor size Airbnb mi yoksa başka bir şey mi? Hani bu bu tarz standartlar var. İşte biz o standartlardan biri olan Airbnb bu derste ve bundan sonraki birkaç derste yapacağız. Burada yaklaşık 39 tane konu var. Bugün table References'ı yapacağız. Objeyi yapmayız ee, çünkü. Bu bir deneme kaydı olsun. Ben de hatalarımı, eksik yönlerimi göreyim. Sizlerden gelecek feedbacklere göre bunu değiştirerek yapabilirim. Yani ilk dersin affı olmaz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunları böyle çevireceğiz. Elimizden geldiğince bazı noktaları Uygulayacağız ama çoğunlukla uygulamayız diye düşünüyorum. Ama ben üzerinde oturup kelam edeceğim sizlere. Bundan emin olabilirsiniz. Ee, uygulanacak şeyleri de uygulayacağım. Bundan da emin olabilirsiniz. Ama ilk ilk bu derste bir uygulama gerçekleşmeyecek. Bu arkadaşı GitHub üzerinde de görebilirsiniz. Ben bu arkadaşı forkladım kendim. Ee, ve burada kendim için çektim. Şimdi bizim çalışmamız için gereken bütün noktalar hazır. Artık e, çevirmeye başlayabiliriz. İlk olarak bu arkadaşı forkladığım e, repo'yu tabii ki çektiğim, klonladığım arkadaşı birazcık sileceğim. Komple burayı değiştireceğim. Şöyle tamamını sileceğim. Bana sadece ne lazım? Bana sadece readme lazım. Bu readme üzerinden ilerleyeceğim tamamen. Bu arkadaş markdown'a göre yazılmış tabii ki de buradaki bir readme file aslında ee, ve bu da bir markdown dosyası ve bu markdown dosyası üzerinde yapacağız biz, biz değişikliklerimizi. Peki nasıl görüntüleyeceğiz? Ben bir tane extension kullanıyorum. Adı neydi? Markdown preview mu? Reaver mu? Evet, Markdown preview enhanced diye. Bastığınız zaman burada işte normal 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 light mod var bir de dark mod var İkisinde de görebiliyorsunuz arkadaşlar herhangi bir problem yok güzel evet Airbnb JavaScript style guide ilk olarak bu cümleyi çevirerek başlayalım her şey çok net aslında stil kılavuzu burada herhangi bir cümle yok Airbnb bla 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 A mostly reasonable approach to JavaScript. Bu cümlede yap demek istediği şey şu: çoğunlukla mantıklı, makul e, yaklaşım. Burada e olduğu için e, bunu şöyle çevirmemiz, çevirmemiz lazım: çoğunlukla mantıklı bir yaklaşım neye JavaScript'te? Yani JavaScript'te çoğunlukla makul, mantıklı bir yaklaşım, çoğunlukla büyük ölçüde bu şekilde çevrilebilir. Hemen şöyle yapalım. JavaScript'te çoğunlukla büyük ölçüde diyelim, daha doğru olur. Büyük ölçüde, ölçüde mantıklı, makul bir yaklaşım. Evet bu daha güzel oldu. Evet böylece iki tane satırı çevirmiş olduk oldukça <laughs> güzel. Ben genel olarak çevirirken şöyle yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Bir cümleyi blue seçeceğim. Bunu aşağı indireceğim ve ardından bunu çevireceğim. Diğerini sileceğim. Bu şekilde olacak. Buraya da hemen notumuzu yapıştıralım. Şimdi buradaki en önemli nokta Assumes'un ve Requires'ın, Equivalent'ın e, şuradaki ne olduğunu bilmek. İlk olarak This Guide Assumes. Assumes bir şeyi varsay, varsaymak. Diğeri Assume yani. Bir şeyi varsaymak. E, requires gerektirmek. Equivalent eşdeğer. Benzeri. Tamam. O zaman devam edelim. Buna göre çevirelim. Bu Guide, bu kılavuz Varsayar neyi senin kullanıyor olduğunu kullandığını neyi kullandığını Babel'ı. Tam cümleyi okuyalım. This guide assumes you are using Babel and requires that you use Babel preset Airbnb or the equivalent. Tamam. Demek istediği şeyi tekrarlayalım. Bu guide Babel kullandığını varsayar ve ee, Babel preset kullanmanı gerektirir. Tamam bu ya da eş değerini yani Babel Preset Airbnb ya da benzerini eş değerini kullanmanı gerektirir. Kim gerektirir? This guide. Bu kılavuz. Tamam. It also assumes aynı zamanda senin shim Shims polyfills in your application'da da shim poly ilk olarak orayı çevirelim de ondan sonra orayı çeviririz. Teker teker gidelim değil mi? Bu kılavuz bu kılavuz eee sizin <laughs> küfür <küfrecin> gibi <laughs> sizin Babel ee, kullandığınızı var varsayar ve ee, Babel preset hı, nerede ve Babel preset ee, veya benzerini benzerini gerektirir. Tamam. Evet. Her benzerini benzerini yüklemenizi gerektirir. Evet. Tamam. Bu daha doğru oldu. Bakalım bu kılavuz sizin Babel kullandığınızı varsayar ve Babel preset Airbnb veya benzerini yüklemenizi gerektirir. Evet. Peki bir sonraki cümleye bakacak olursak it also assumes. Assumes'ı öğrenmiştik. Assumes neydi? Assumes varsaymak. You are installing. Installing yüklü olmaz. aslında. E, buradaki hani yüklediğinizi e, gibi burayı çevirebiliriz. Assumes bu arada also'yu çevirelim. Ayrıca buradaki ayrıca. It burada referans olarak Buradaki kılavuza yani this guy'da referans veriyor. Bu kılavuz ayrıca ya da şöyle ayrıca bu kılavuz senin shims polyfills uygulamanda shims polyfills'in yüklü olduğunu varsayar. Tamam. Devamında da işte wit diye bağlamış burada. Airbnb browser shims veya equivalent. Şimdi çevirirken daha da iyi olacak. Bu kılavuz. Lavuz. Ayrıca bu kılavuz Ayrıca Yani isterseniz burada bu kılavuz demenize gerek de yok. Ee, direkt net olarak anlaşılabilir. Ama bir ikisini de yapalım. Ayrıca bu kılavuz e, uygulamanızda shims polyfills uygulamanızda shims polyfills e, ile beraber Bak burada wit var ya wit'ten kaynaklı. Ee, ile beraber yaptık. Shims polyfills ile beraber. Ee, neymiş o? Airbnb browser shims veya ee, benzerini, benzerini ee, yüklediğinizi varsayar. Aslında bunları kabul eder gibi çevirsek daha da güzel olur. Bence tam olur. Neyse bir bakalım. Ayrıca bu kılavuz uygulamanızda Shims Polyfills ile beraber Airbnb Browser Shims veya benzerini yüklediğinizi varsayar. Eki olan altta kalmış. Kendi başına direniyor İngilizce'de kalmaya. Tüh sana be. Tamam. Evet gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Bakalım bakalım daha neler yapacağız. Bunu kaydedelim. Şimdi şunu da sildim. Downloads kısmı var. Bu oradaki zaten tahmin edeceksiniz ne olduğunu. Şuradaki indirmeleri falan bize getiren arkadaş. Bizim bununla işimiz yok. This guide is available in other languages to C Translation. Translation tabı var mıydı burada? Bilmiyorum. Var ise onu ekleriz. Emin değilim. C Translation. Bu başka bir yere doğru gidiyor. Bu farklı bir sayfaya gidiyor. O yüzden bunu şimdilik kaldıracağım. Other style guide. Guide. Di diğer guide. Dirk guide. Di diğer still kılavuzları diye bunu da yazalım. Yes işte bu eskidi eskimiş eskimiş eski yok eskimiş yani deprecated'ı de çevirmek istemiyorum ama maalesef ko konseptimiz bu. Şimdi table of contents bence table of contents yani buradaki söylediği şey şu arkadaşlar içerik tablosu ama burada kullanımına göre bunu biz içerik listesi olarak çevirebiliriz çok da ters değil ek olarak e, aynı zamanda ben şuradaki types references objects arrays destructuring strings vesaire vesaire bunların İngilizce karşılıklarını kesinlikle burada tutmayı planlıyorum. Çünkü biz maalesef e, Türkçe bir literatür yok elimizde. Ben burada türler diye anlattığımda karşı tarafın bunu okuyacak arkadaşımın bunu type olduğunu, bir ereyden bahsettiğimizde onu erey olduğunu, obje vesaire demek istediğimizde, de demek istediğimi anladınız. Olabildiğince Türkçe çevirmeye çalışacağım ama belli noktaları kesinlikle ama kesinlikle çevirmeyeceğim. Referanslar. Burada da kendisini bir şey almış olacak böylece. Çeviri tamam. E, ee, objeler. Bu arada bu arada ee, bir şey söyleyecektim. Ha, az sonra konuşuruz geç onu. Diziler. Tamam buraya kadar yapalım. Destructuring'i nasıl çevireceğimi şu an çok emin değilim ama metinler diyelim. Burada Destructuring'e bakarız da çok şey gelmedi. Fonksiyonlar. Hepsini çevirmeyeceğim şimdi bu şekilde ee, sonraki derste de bırakacağım. Yaptıkça yaptıkça gideceğiz. Ee, evet kaydettim şimdi bunu da yolumuza aşağı doğru devam edelim. Bir type'lar yani türler types diyerek e, artık işin güzelliğini yaşayacağız. Şuradaki referanslar var kendi içerisinde bu arkadaşın referans olsun diye bu dokümanda types primitives ben bunları bunları hiç dokunmayacağım. İlk olarak şununla başlayalım. Primitives ilkel türler olarak çevir. İlkeller diye çevirmem gerekiyordu. Ama ben şu an bunu çevirmeyeceğim bu şekilde. Primitives. Primitives. Evet bu ilkel türlerden bahsetmiş. Yani string, number, e, boolean, null, undefined, symbol, begin. Şimdi Cümlemize bir bakalım. When you access a primitive type, you work or work directly on its value. Buradaki olay şu, yani normalde ben derslerimde genelde şunları söylerim. İşte pass by reference, pass by value derim. Özellikle Vue.js, Vue.x konuları ya da Vue.js'te herhangi bir şekilde uğraşıyorken, objelerle, arraylerle uğraşıyorken bunlardan çok bahsederdim. Burada da bunu geçiriyordum. Aslında eğer o dersi dinlemişseniz ya da o derslerden bir tanesine denk gelmişseniz ya da bu konuyu zaten biliyorsanız bunu direkt anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Buradaki söylediği şey şu, when you access a primitive type ilkel bir türe eriştiğinizde when nizde nizdayı bu veriyor. Yaptığında ettiğindeyi veriyor yani. You access tamam. When you access a primitive type ilkel bir türe eriştiğinde direkt onun yani onu buradan değil direkt o türün valüsü ile çalışırsınız. Yani demek istediği şey şu. Buradaki fu sizin ilkel türünüz. Siz buna burada erişmek istediğiniz zaman direkt onun valüsü yani burada aldığı değer ile çalışırsınız. Olmuş. Tamam. Bunu kopyalıyorum. Hemen diyorum ki ilkel bir türle çalıştığınızda ya da ilkel bir türe eriştiğinizde aslında buradaki e, akseslerine erişmek iki bir türe türe eriştiğinizde e, e, direkt onun değeri değeri ile çalışırsınız. Ee, dur bakalım. onun Aynen onun direkt değeri ile çalışırsınız. Evet bu olabilir. Yani bunun için daha da güzel böyle fancy bir cümle kurabilirdim ama neyse şimdi çok da şeyden de sapmayayım. Bazı çevirimlerde gördüğüm değişkenlerin, sabitlerin isimlerini de çevirmişler. Hayır ben çevirmeyeceğim. Bunun çok da önemi yok. Foo bar foo bu şekilde kalabilir. Çok da e, problem değil diye düşünüyorum. Yani yine söylüyorum ikinci derste siz eğer beni uyarırsanız yani bu dersin sonunda ben ona göre bunu da değiştirebilirim tabii ki de. Şimdi buradaki olayı bir konuşalım üzerinden isterseniz. Gördüğünüz gibi bir sabit tanımış, adına fu koymuş. Değeri de 1. Value'su dediği, değeri dediğimiz buradaki bu değişkenin sabitin aldığı verinin kendisi. Tamam? Değer yani. Let bar demiş. Bar diye bir değişken oluşturmuş ve bunun değerine de fu'ya eşitlemiş. E burada ne olduğunu biliyoruz. Fu'nun şu anki değeri nedir? 1'dir. Fu'nun değeri 1 olduğu için bar, a, bar artık burada bir haline geliyor. Barın değeri burada 1 oluyor. Ee, peki burada ne oluyor? Barın değeri burada artık değiştirilerek bar için oluşacak, oluşacak değer artık 9 demektir değil mi? Barın değeri burada değiştiriliyor. Konsolda da yazdırdığınızda fu ve barı e, ayrı ayrı. Gördüğünüz gibi fu'nun değeri 1 olarak geldi çünkü fu bundan sonra zaten değişmedi zaten değişemez constant. Ee, bar ise ilk olarak değeri 1 iken sonra 9'a döndüğü için bar en son olarak 9 bize yazdırdı. Yani burada herhangi bir problem yok. Alttaki cümleyi hemen çevirelim. Uh, symbols and begins cannot be faithfully polyfilled, so they should not be used when targeting browsers environments that don't support them natively. Şimdi buradaki arkadaş ise bu önemli bir şey aslında. Buradaki söylediği şey şu. Semboller ve big integerler, big intler uh, tamı tamına uh, tamı tamına polyfill edilmediği, edilemediği için Native olarak native olarak onları desteklemeyen tarayıcı ve ortamlarda tarayıcı ve ortamlarda onları kullanmamalısınız. Bunu bu şekilde net olarak çevirebiliriz. Okuduğumda bunu anladım ama hani belki daha farklı bir çeviri de vardır ama teker teker şimdi biz burada ilerleyelim. Symbols and big ins uh, cannot be faithfully polyfilled. Polyfilled yaptığı şey şu arkadaşlar Polyfill 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 deniliyor ya. Bu arkadaş aslında eski tarzdaki yani pardon, yeni tarzdaki JS kodlarını JavaScript kodlarını eski tarzdaki eski tarza çevirerek tüm browserların environment'ların yani olabileceği yani o bir environment'ın bir browser'ın anlayabileceği hale getiriyor. Tamam? Ee, dolayısıyla e, faithfully e, burada tamı tamına doğru bir şekilde çevrilemediği için çevrilemediği için gibi pardon öyle söyleyeyim semboller ve big integerler big intler ee, tamı tamına çevrileme, çevrilemez cannot be polyfill tamam çevrilemez bundan dolayı bundan dolayı onlar kullanılmamalı should not be used tamam kullanılmamalı when targeting browser ee, hedeflendiğinde diyebiliriz bunu. Bu şekilde target bir hedef when başına geldiği zaman deyinde dığında gibi bir şey veriyordu. Hatırlayın yukarıda da vardı. When targeting dediğimiz zaman target işte hedeflendiğinde browser environment. Burada da that dediği şeyle beraber bu arkadaşı, sonrasındaki arkadaşı tamlıyor, tamamlıyor aslında. Browsers environments yani tarayıcılar ve ortamlar ki bu ortamlar Native olarak onları desteklemeyen. Yani bunu nasıl çevirirsiniz? Native olarak onları desteklemeyen ortam ve browserlar tarayıcılar hedeflendiğinde bunları kullanmamalısınız. olarak çeviriyoruz. Tamam? Devam edelim. Symbols işte şurada Symbol sembol ve big int int türleri. Tam e, evet, işte doğrulukla tam olarak doğrulukla polifil ee, polyfill edilemez. Bu şekilde polyfill'i şöyle yazayım. Burayı bilerek değiş şey yapmadım. Bu söylediğim o metni yani <laughs> cümleyi o metin haline buraya getirmedim. E, edilemez. Bundan dolayı Bundan dolayı e, native olarak e, bu türleri desteklemeyen e, tarayıcı ve ortamlarda bu türleri kullanma bunları kullanmamalısınız bunları kullanmamalısınız. Evet bu gayet uygun oldu sanki. Sembol ve BigInt türleri tam olarak doğrulukla polifil edilemez. Bundan dolayı native olarak bu türleri desteklemeyen tarayıcı ve ortamlarda bunları kullanmamalısınız. Wow mükemmel bence gayet güzel oldu. Evet bu da tamam. Complex type'a yavaştan geçiyoruz. Şimdi complex type ve complex karmaşık türler diğerindeki yaptığımız yapının aynısını yapalım. Evet bu arkadaşı parantez içerisinde karmaşık türler. When you access a complex type, you work on a reference to its value. Bu işte pass by value değil, pass by referansa denk geliyor. Şimdi hemen bunu da şöyle bir çevirelim. İlk olarak, When you access a complex type, hemen şurayla başlayalım. Ee, karmaşık bir türe eriştiğinizde, eriştiğinizde e Diyelim ki bu türün bu türün değerinin referansıyla çalışırsınız gibi bir şey söyle. Bakalım, when you access a complex type, you work on e, on a reference diyor ki yani a reference bir referans üzerinde çalışırsınız. Neye yani e, bu referansı şimdi belirlememiz lazım to its value yani onun valuesuna aslında erişebilmek için onun referansı üzerinde çalışırsın gibi bir şey söylemiş. Biz yanlış çevirdik herhalde. Karşı bir eriştiğinde bu türün değerinin referansıyla ile çalışırsınız. Aslında doğru şey değil. Bu türün değerine ne erişebilmek için e, referansıyla çalışırsınız. Aslında diğeri daha anlamlıydı bence. Bu türün değerine e, değerinin referansıyla çalışırsınız. Yani adresi diyeyim ben buraya. Yani adresi. Tamam. Bu daha uygun oldu. Şimdi bunu açıklamasını aşağıda da yapacağım. Üç farklı kompleks türden bahsetmiş. Ab şey, object, Array, Function. Üç farklı tür bunlar. Object, Array, Function. Üçünün ne olduğunu bildiğinizden eminim. O yüzden bunları çok detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Buradaki olay daha doğru e diyebiliriz. Mesela. Tekrardan kodu burada inceleyecek olursak constant foo bir arraye denk gelmiş ve değerler içerisinde iki tane index var bir tanesi value var yani bir tanesi bir bir tanesi iki bir tane daha sabit tanımlamış bar diye barın değerini foo'ya eşlemiş sonra sonra Barın ilk indisinin değerini 9 olarak set etmiş ve bunları yazdırmış. Her şey çok ama çok net bir şekilde gözüküyor. Şimdi normal şartlarda yukarıdaki örneğe bakacak olursak barın değerini biz burada değiştirdiğimizde bar burada 9 olmuştu. Fu ise Yine 1 olarak kalmaya devam etmişti. Çünkü ben Funun değerini hiçbir şekilde değiştirmedim. Ben bunu sabit değil. Let yapmış olsaydım yine değiştiremezdim. Zaten bu olay bu e, değiştirmeyecekti. Yani değiştirmeyecekti. E, yani de, yine de aynı şekilde değişecekti. Pardon. Yanlış oldu. E, herhangi bir buradaki const ve let kullanımından kaynaklı bir olay değil. Buradaki kullandığım e, referansın türünden kaynaklı. Neyse devam ediyorum. Şimdi fu'nun fu bir array içerisinde 1 ve 2 var. Bar eşittir fu dediği anda ben burada ne anlıyorum? He tamam diyorum bu arkadaş da 1 ve 2. Bar aşağıdaki arkadaşın değerini ilk indisini değiştirdiğim anda bar 0'ın ne olmasını bekliyorum. Belki de 9'u bekliyorum. Tamam. Belki de 9'u bekliyorum. Ama aşağıda fu'nun ilk elemanını yani 1'i Bar'ın ilk elemanını yani düşünceme göre 9'u yazdırmak istediğimde benim karşıma 2 tane 9 geliyor. Peki neden? Ben bar'ın ilk elemanını değiştirdim. Tamam bir problem yok da. Fuye niye değişti? Aslında size söylenilen şey şu. Şuradaki. Sen burada da bir kompleks e, type bir referans oluşturduğun zaman bu arkadaş sallıyorum şu şekilde e, e, bir adrese atanıyor. Tamam uydurdum şu an. Sonra bar eşittir bar eşittir fo fu daha doğrusu. Burada atamayı yaptığımızda ise siz bu veriyi direkt bunun yerine burada yapıştırmıyorsunuz. Buraya fu'nun adresini yapıştırıyorsunuz ki bu execution context'te zaten bilinir. Diyor ki Size JavaScript engine'i kardeşim bak foo bir referans tipli yani referans tipli kompleks tipli referans tipli bir e, re, değişken bir referans bu arkadaşın kendi valuesi değil adresini tutuyorum ben burada diyor yani sen burada foo ile bir iş yapacaksan diyor şş, git şu adrese orada yap diyor artık bar sıfır dediğimiz anda bu arkadaş ne yapıyor? Artık Tafu'nun adresine gidiyor. Şuradaki arkadaşı gelip 9 yapıyor. Bundan dolayı şurada biz Fu'nun 0. adresi indeksi Bar'ın 0. indeksi dediğimiz anda ikisinde de aynı şeyi gönderiyoruz. Görüyoruz. Bar dediğimiz arkadaş aslında şurada Fu'nun bir tezahürü. <laughs> tamam. <laughs> Öyle bir şey yani. Umarım açıklayıcı olmuştur. Adresiyle çalışıyoruz. Kendisiyle değil. Bundan dolayı bu şekilde gözlüktü. Şunu da çeviririm. Back to top. Yukarı çık De olarak değiştirdim. Başka da burada gözümüzden kaçan bir şey yok diye tahmin ediyorum. Ve referanslar. Hemen referanslar. Referanslarda doğru şeyleri doğru yaptık değil mi? Evet türler referans. Evet güzel yapmışız. Tamam. E, referanslar da bizim için neleri veriyor bize? E, referanslar da aslında az önceden beri yaptığımız şeyler bir değişken bir sabit tanımlarken e, tanımladığımız da bu bir referanstır. Tamam işte bu referanslar e, bu referansları nasıl tanımlamanız lazım? Hangi keywordler daha doğrudur? Bunlar üzerinde birazcık konuşacağız şimdi. Referans kelimesi size birazcık yabancı gelebilir ki normalde işte değişken tanımlama, sabit tanımlama adı altında bu şekilde zaten eğitimleri ya da bir şeyi yaparken video çekerken de mesela bunu bu şekilde seslendiriyoruz. Şurada bir değişken tanımlayalım, şurada bir sabit tanımlayalım gibi diyoruz, değil mi? Aslında değişken dediğimiz arkadaş bir referans arkadaşlar. Yani sizin buradaki A B eee isimli değişkenler, birer referanslarınız, tamam? Bunu bu şekilde söyleyebilirsiniz. Şimdi bunlardan ilk baştaki, ilk başta constı, constiyoruz. Constant'ın kısaltması const. Ben buna const demeyeceğim, const diyeceğim ama const diye de okunabilir şey diyeyim ama ben alışkanlığımdan da const olarak bunu seslendireceğim. Velhasıl kelam önceden var vardı daha sonrasında hayatımıza constan'tin const'ı ve let girdi. Ee, var ile diğerleri arasındaki fark acaba nedir diye sorabilirsiniz. Var function scope diğeri diğerleri ise block scope. Şimdi bunların farkı ne? Var ile oluşturduğunuz bir yapı daha doğrusu bir referans e, global ölçekte erişilebilir hale geliyor. Fakat constant ve let dediğimiz yani const ile let ile tanımladığınız bir referans block scope olduğu için o blokların dışında erişilebilir değil. Böylece fonksiyonlar arasında yani blok dediğim şey şu bir tane süslü parantez diğeri işte mesela şu süslü parantez ifin süslü parantezi while'ın süslü parantezi for'un for için mapping videosu Artık aklınıza ne geliyorsa function'ın neyse bir an gaza geldim orada kusura bakmayın. <laughs> Hiçbir şey böyle Şu şekilde bir e, blok oluştursanız şuradaki tanımlamış olduğunuz referanslara bunun dışında erişemezsiniz. Az sonra bunların üzerinden geçeceğiz. Bu neye sağlıyor peki? Bu çok aslında sizin uygulamanızın büyük ölçekte uygulamanızın e, referanslarının birbirleriyle çakışmasını, e, çakışmasından ziyade birbirlerini etkilemesini engellemiş oluyor. Bundan dolayı block scope iyidir, candır. Tamam. İlk başta constant yani bir sabit tanımlama üzerine konuşulacak bir e, tanım var burada. Daha sonrasında reassignment altında bunu yani tekrardan değeri değiştirilebilenleri e, konuşmuşuz, <laughs> konuşmuşlar. Biz de bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi diyor ki şurada da güzel güzel e, şeyleri veriyor bize. Mesela e, yes de bu noktadan sonra başlıyor işte oldukça eğlenceli olacak. Altın değerinde gerçekten bence. Use const for all of your references. Şimdi diyor ki bütün referanslarınız için sizin referanslarınız, tüm referanslarınız, referanslarınızın tümü de olabilir. Hani referanslarınızın tümü için const kullanın. Tamam? Ben burada bunu şu şekilde çevirdim. Tüm referanslarınız için e, const kullanın. Avoid using. Avoid'in ne olduğunu bilmek lazım. Avoid kaçınmak demek. Using bir şey kullanmak demek. Var e, zaten noktayı koymuş burada. E, diyor ki işte var kullanmaktan kaçının demiş. Tamam. Tüm referanslarınız için const kullanın. Var kullanmaktan kaçının. Buradaki olay ise şu. Bu işlemi var kullanmaktan kaçınmanızı sağlamak için size uyarılar ve düzenlemeler önerecek yeslint rule'unun adı prefer const. Prefer const tamam. Bunu eklerseniz rullarınıza bu arkadaş sizi var kullandığınızda hop kardeşim ne yapıyorsun sen? Allah'ını seviyorsan bir şu gel bir const kullan be kardeşim diye seni uyaracak. Ya da no const assign diye bir tane varmış. Bunun da rule'unu buradan okuyabilirsiniz. Şimdi biz de bunu çevireceğiz. Aslında oldukça basit. Şurada diyelim ki Tüm referanslarınız için const kullanabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ee, genel olarak şöyle diyelim, varı da söylememiz lazım. Var ile referans oluşturmaktan. Kaçınmalısınız. Bu şekilde daha kibar bir şekilde yazdım. Yoksa <laughs> yani direkt net olarak verdim bunu. Peki burada devamı var. Why? Neden? Çünkü bu da bur burada söylemek istediği şeyi gelin hep beraber çevirelim. Ee, ensures aslında bir şeyi sağlamak demek. Tamam, bir şeyi garanti etmek demek, bir şeyi sağlamak demek. That you can't reassign your references diyor ki şunu sağlar. This ensures this dediği şey şuradaki arkadaş. This sağlar, garanti eder. Neyi? Şunu. You can't reassign your references. Burada şöyle düşünün. Sizin bin satırlık bir kodunuz var. Yukarıda A diye bir tane var ile oluşturdunuz. Ama bu arkadaşın değeri kesinlikle ama kesinlikle değişmemesi gerekiyor. Aşağıda da gittiniz var eşittir dediniz. Ya da işte A eşittir dediniz. Bunun değerini değiştirdiniz. Haydi bakalım. Ama bunu constant yaparsanız biliyorsunuz ki const ile tanımlandığı zaman bu arkadaşın değerini tekrardan assign edemezsiniz. Reassign edemezsiniz. Bunu da söylediği şey şu işte. Bu sizin referanslarınızı tekrardan referanslarınıza tekrardan atama yapmamanızı garanti eder. Tamam. Bu sizin referanslarınıza tekrardan atama yapmamanızı sağlar. Garanti ederi bu şekilde demeyeceğim. Böyle diyeceğim evet bak burada da söylediği şey şu yapmamanızı garanti şey yapmamanızı sağlar. Şuradaki şeyi okuyalım. Which can lead to bugs and difficult to comprehend code. Buradaki söylediği şey de şu. Which aslında şuradaki senin referanslarına şuradaki you can't reassign your reference var ya eee referans pardon şurayı aslında sanırım bu arkadaş which ile beraber virgül which ile beraber buradaki şeyi clause'a çevirmiş. Reassign your reference. Yani diyor ki reassign referanslarına tekrardan atama yaptığında bu buglara ve anlaşıla zor anlaşılır kodlara yol açar. Tamam? Burada aslında bu şekilde bir tamlama var. Ben bunu daha farklı bir şekilde çevireceğim. Ama buradaki yani şurada eğer bu tarz bir yapı görüyorsanız virgül vici yapıştırmışsa siz de deyin ki son kelime son isim tamlaması bu arkadaş e, onu şey yapıyor tamamlıyor olarak. Şimdi bu bunu nitelendiriyor. Neden? Bu sizin referansınızda tekrardan atama yapmamanızı sağlar. Ben burayı şöyle yapacağım. Eğer tekrardan atama e, Hmm. bazı durumlarda şöyle diyelim bu bu e, kod içerisinde hatalara bak ve daha zor anlaşılır e, daha zor hani kolay anlaşılmayan kodlara diyelim daha doğru kolay anlaşılmayan kodlara yol açar. Evet. Bu şekilde bunu comprehend anlaşılabilir kod. Ben bunu bu şekilde çevirmenin daha doğru olacağına inandım. Dediğim gibi eğer varsa ee, hayır bunu böyle çevirmemiz gerekiyor diyen hemen bana yazsın. Ben dediğim gibi onu değiştiririm arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir şeyimiz yoktur. Rahat olabiliriz hep beraber. Tamam. Şimdi bunu da yaptığımıza göre şuradan bir boşluk daha silelim. Aşağıya indiğimizde demiş ki var ile tanımlamalarınız bad, kötü, kötü. E, const ile tanımlamalarınız good yani iyi şeklinde burada sınıflandırılmış. Şimdi diğer bölüm eğer referanslarına tekrardan e, atama yapmalıysan diyor burada demek istediği şey bu. Eğer you must reassign. Reassign yapmalıysan referanslarına. Reassign yapmalıysan yani tekrar atama yapmalıysan o zaman var yerine instead of yerine demek var yerine let kullanın. Instead of of'tan sonra bir kelime ya da kelime tamlaması yani isim tamlaması gelmesi gerekiyor. Burada da var var bir cümle yok. O yüzden of'tan sonra unutmayın isim gelir. Şimdi Evet. çevirimizi başlayalım. If you must reassign references demiş. Eğer referanslarınıza reassign yapmalıysanız yani ben burada bunu bu şekilde çeviriyorum. Eğer referanslarınıza za tekrar ee, atama yapmanız gerekiyorsa virgül virgül bu durumda işte zaten use demiş. İşte burada instead of'u önce çevirmemiz lazım. Bir şeyin yerine değil mi? Burada bunu bu şekilde yazmamız daha doğru olacak. İşte var yerine yerine let kullan, kullanmalısınız diyelim. Kullanın diyor da ben kibar yapmak istiyorum. Diye. Kullan, kullanmalısınız. Evet bu arkadaş. Bunu da size ensure edecek. Tamam mı? Ensures vardı hatırladınız mı? Yukarıda. Bunu size ensure edecek. Yani bunu size sağlayacak olan ESLint rule'unun adı da no var. Tamam. Mı? Bunu rule'unuza eklediğiniz zaman yapabilirsiniz. Bunları aslında belki ESLint bir tane proje açıp orada dene, denersek daha iyi olabilir. Bir sonraki derste de bunun entegrasyonunu yapıp öyle yolumuza devam ederiz. Bence çok daha eğlenceli olur. Daha da güzel olur. Ki zaten bitmek üzere dersimiz. O yüzden çok devam edeceğim şimdi. Şuraya da bitireceğim. Evet. Peki neden burada da az önce anlattığım şeyi söylüyor aslında. Why? Neden? Neden? Let is a block scope rather than function scope. Diyor ki let block scope'dur rather than işte bundan ziyade function scope'dan ziyade block scope'dur. Buradaki like'ı peki nasıl buna entegre edeceğiz? Şöyle let var'ın olduğu gibi function scope'dan ziyade block scope'dur. Bu şekilde yapabiliriz. Let var 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 var'ın olduğu gibi function scope'dan ziyade ee, block scope tur. Evet. Demin anlattığım şeyi de burada söyleyeyim. Bu tarz böyle function scope yani apostrof dan scope dan, işte scope tur bu, bu tarz şeyleri ee, yani bu şekilde çevirmem gerekiyor. Yani o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Hani bunları böyle yapmam lazım. Yoksa function scope hani ne bileyim belki biraz daha farklı yazılabilirdi ama bilemedim. Evet böylece bunu da yaptık. Burada bad var. Bunu kötü olarak çevireceğiz. Good bu iyi olacak. Use the let. Let kullanın demiş. Şöyle nokta koyalım. Let true count. Okay. Şimdi buraya baktığımız zaman gördüğünüz gibi if'in içerisinde bir e, direkt geçmiş problem değil. Burada var var bir problem yok. Şuradaki arkadaşlar içerisinde erişmişim count'a ve değerini tekrardan şey yapmışım reassign etmişim, değiştirmişim. Aynı şekilde let var. Let'te de içerisinde değiş, değiştirmişim. Yani ikisi arasında bir fark yok. Sadece buradaki referansı define etme biçimi farklı. Birisi var, birisi let. O şekilde düşünebiliriz. Devam edelim. not that both let and const Uh, are block scoped whereas var where is function scoped. Buradaki en önemli nokta whereas whereas aslında halbuki oysa gibi kullanılabilir. Uh, bu Çevirelim bakalım. Şunu not alın gibi bir şey demiş. Not that. Bu arada değil de uh, kısa not gibi. Not that. Bunu da aklınızda yazın gibi demek ben bunu bir şekilde genelde anlıyorum. Uh, but let ve const'un ikisi de let ve const'un ikisi de block scope'dur. Ee, var is function scope. Buradaki işte oysa var is function scope. Tamam. Bunu da çevirelim şöyle. Ee, not. Not değil de burada açıkça direkt söyleyebiliriz. Let ve constant 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 ee, keyword Anahtar, anahtar kelimelerinin ikisi de blokskop tur blokskoptur oysaki oysaki e, oysa de halbuki halbuki değil daha iyi halbuki halbuki var var function scope'tur. Evet. Function scope'tur. Evet. Bu şekilde bunu yapabiliriz. Şimdi burada e, bize güzel bir örnek vermiş ki bizim de son örneğimiz olacak. Constant and let only exist exists exists <laughs> Kokuyamadım be. Exists nedir Allah için Exists in the blocks They are defined in diyor ki constant ve let only yani sadece var olur tamam constant ve let only sadece var olur nerede in the blocks bloklar arasında va var olur çünkü block scope peki sonrasında ne var bloklar hmm, burası işte bunu ee, nitelendiriyor diyor ki bloklar ne tanımlandıkları blokların içinde Tamam. Bu aslında bu tamı tamına bu şekilde çevrilebilir. Constant ve let constant ve let sadece tanımlan tanımlandıkları blokların içerisinde var olurlar. Tamam. Bunu bu şekilde çevirebiliriz. Şimdi burada bir tane gördüğünüz gibi scope oluşturulmuş. Bir tane burada block scope. Bir blok açıp kapatılmış. Let a constant b var c. Üçüne de bir yapıştırılmış. Gördüğünüz gibi con sonrasında bu bloklardan sonra console 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 deyip abc'yi yapıştırmışlar koymuşlar. Bunu herhangi bir yerde çalıştırırsanız bu arkadaş referans error. Referans error prints 1. Yani dediği şey 1 gösterecek e, ekrana bir e, ekranda bir gösterecektir bir gösterecektir e, bu iki arkadaş A ve B referans error bize verece vereceği gibi C ise ekranda direkt biri gösterecektir çünkü neden let ile const sadece bu bloklar arasında yaşamını sürdürür tamam yaşamını sürdürür. Var ise daha büyük ölçekte global olduğu için bu burada çalışmaya devam edecektir. Blok scope'un faydası şu arkadaşlar bu blokta iş bittikten sonra bu arkadaş garbage collector tarafından kendi kendine yani garbage collector dediğime net olarak bakmayın ama kullanılmayan değişkenler bellek tarafında fazla yer kaplanmayacaktır. Belli noktaları da kaldırılacaktır. Bundan dolayı blok scope daha değerli aslında. Tamam. Şimdi buradaki cümleyi çevirelim. In the above, above code yani yukarıdaki kodda yukarıdaki kodda kod kodda yukarıdaki kodda you can see that referencing a and b will produce a reference error. Burada söylediği şey şu ee, diyor ki A ve B referansları e, bir referans error üretecektir. Oysa ki while işte burada belki tersen çevirebiliriz aslında burada şeye göre rağmen gibi bir şey de kullanacak. C bir numara içermesine rağmen. Bu arkadaşlar hata üretecektir diye söylüyor. Tamam. Şimdi bunu çevirelim. Bu rağmen karşın olarak da e, oysa halbuki veresi gibi düşünün. E, çevirili bilir vayl why, C'nin neden bunu verdiğini biliyoruz. Aslında zaten sınırın bunu açıklıyor. Evet. Bunu açıklıyor. O zaman devam edelim. Şöyle diyelim. C e, bir sonuç. Ben burada sonuç olarak bunu şey yapacağım. Çevireceğim. Sonuç veriyorken C yukarıdaki kodda veriyorken A ve B referanslarının bir e, referans error hatası üreteceğini görebilirsiniz. yukarıdaki koddan yani kodda diyebiliriz. Evet. Tamam. This is because burada artık sebebin açıklaması üzerine başlıyor arkadaş. This is because A and B are block scoped. Yukarıda yazdıklarımızın aslında aynısıdır yani benzeri yani. Çünkü çünkü A ve B birer BLOCK SCOPE yani BLOCK SCOPE Burada da aslında yine ters while'ı e, devamını okumadan yaptık. Şöyle diyeceğiz. E, demiş ki CONTAINING FUNCTION Tamam. Şimdi burayı şöyle çevireceğim ben. C FUNCTION SCOPE iken A ve B şöyle çünkü C FUNCTION SCOPE iken A ve B blokskop olarak tanımlanmıştır olarak çevireceğim. Neden böyle yazdım? E, çünkü e, tırnak ile uğraşmak istemedim. Şuradaki gibi tur, tır gibi hani function, function blokskop, tur, tire, apostrof kullanmak istemedim burada. Şimdi bakalım burada şey vardı scope to the containing function tamam o bu şu an için bizim için çok da şey değil. Şunu sildiğim zaman yukarıdaki kodda evet şu an, şu an oldukça güzel oldu. Back to top bunu hemen değiştirelim. Yukarı çık. Güzel. Bunu da bitirmiş olduk böylece. Wow. Süper. Objects. Bunu da bir sonraki derste yapacağız. Evet. Böylece dersimizin sonuna doğru geliyoruz sanki. Ee, bakalım bakalım. Bence gayet güzel oluyor. Şimdi kaydediyorum. Şu ana kadar kaydetmemiş de olabilirim ha. Emin olamadım. <laughs> Kay açtık. Ee, şu arkadaşı şöyle büyütelim bence. Şöyle evet. Gayet de güzel gözüküyor şu an için. Buralarını çevirmedik. Dediğim gibi oraları her bölümde çevireceğiz. Bakıyorum. Gayet güzel. Bunu bu var mıydı? Ben yazdım sanırım bunda. Evet. Ee, simbol ve gayet güzel. Herhangi bir problem gözükmüyor. Gayet çiçek gibi yapmışız sanki arkadaşlar. Lezzet bahçesine bakıyor gibiyim vallahi billahi. Süper, süper. Böylece birinci dersimizin sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi eğer e, bu bir deneme videosu eğer anlatımda ya da çevride bir problem görüyorsanız kesinlikle uyarın ve ben de ona göre şey yapayım. Bir sonraki derste e, hatta bu küçük örnekleri de yapmaya özen göstereceğim. Şu an çok böyle de denemeye değer şeyler yoktu ama Yeslint entegrasyonu yapıp rulların ente entegre edilmesi eklenmesiyle beraber var kullanıldığında seni uyaran bir mekanizma görmek çok daha güzel olurdu. Bence onu bir sonraki derste yapacağız. Öyle düşünüyorum hiç olmazsa. Yine tavsiyelerinizi bekliyorum. Ee, bu şekilde ilerleyeceğiz. Bence güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bay bay.